Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, şehitlere, alimlere, abidlere ve üzerimize olsun. Dersimiz Avamili bir gibiden halde kalmıştık. Yani mamulu mensuptan hal, temiz, müstesna olarak inşallah ve aşağısını görerek devam edeceğiz. Sayfa 18, 18, satır 1, 2, 3, 4, 4. satırdan inşallah başlıyoruz. Avamili bir gibi. Avamili bir gibi 100 babtan oluşuyordu. Bu 100 babı bilen İrab hakkında tam bilgi sahibi olduğunu söylüyordu İmam Bilgivi Hazretleri. Onun için biz de ne yapıyoruz? Avamili bir gibiyi öğreniyoruz. Allah'ın izniyle kendimize mal edeceğiz. 100 babtan oluşan avamili bir gibi 60'ı amil. Bu amilleri biz gördük. Amiller öncelikle ikiye ayrılıyor. Manevi amil ve lafzi amil. Lafzi amiller 49, lafzi amiller 58, manevi amil 2 eder 60. Lafzi amiller 49 ve bu 49 tane lafzi amil, lafzi ve semai amil ne yapıyor? Dört nevi altında toplanıyor. Ondan sonra da lafzi kıyasiler de 9 tane oluyor. O ediyor 58. Şimdi hızlı bir şekilde gideceğiz, fazla uzatmadan. Birinci nevide 20 tane harfi cer vardı. İkinci nevide 8 tane inne ve kardeşleri vardı. Üçüncü nevide leyseye benzeyen ma ve la vardı. Bu üç nevi isimlerde amil idiler. Dördüncü nevi nasb edatları. Bunlar da fiili muzarının başına gelerek kelimenin ahirini üstün yapıyorlar. İrab yönünden mensup oluyor. Beşinci nevi cezm edatlarıdır. Bunlar da dört tanesi bir fiili muzari cezmederken 11 tanesi de iki fiili muzari cezmediyordu. Böylelikle beş neviden müteşekkil olan lafzi semai amiller 49 tane oluyordu. 9 tanesi de kıyasi amiller. Bunlar da fiil, ismi fail, ismi meful, sıfat, sıfat-ı müşebbehe, mastar, ismi taftil, ismi müpemitam ve manay fiil olmak üzere 9 tane kıyasi amilimiz vardı. Bu 9 tane kıyasi amille birlikte lafzi amiller bitmiş oluyordu. 2 tane de manevi amil eder 60. 60 tane amili geçtikten sonra geçiyorduk amilden, avamili bilgividen mamule geçiyorduk. Mamuller de 30 tanedir. Bunların 25'i aslidir. 9 tanesi mamulü merfu, 13 tanesi mamulü mensup, 2 tanesi mamulü mecrur, 1 tanesi de mamulü meczum olmak üzere 25. 5 tane de
tabii mamuller vardır. Bunlar sıfat, atıf, tekit, bedel ve atf beyan olmak üzere 5 tane oluyor. Tabii mamuller ediyor 30 tane. İrab ona on bab altında toplanıyordu. Hasifle olan, harfle olan ve harekeyle olan olmak üzere 3 nevide toplam 4 başlık altında irabı ne yapıyorduk? Topluyorduk. Harf elif, vav, ye, nun 4. Hazif olarak has ve hareke, has ve ahir, has ve nun 3 de bu etti 7. Hareke ile irab ise bunlar üstün, ötre ve esre olmak üzere toplamda irabda 10 oluyor ve avamili bir gibi 100 olmuş oluyordu. Geldik bugünkü dersimize inşallah. Ve sadisu altıncısı, yani mamulü mensup kaç taneydi? 13 taneydi. Bunların mef'ulü mutlak, mef'ulü bih, mef'ulü fih, mef'ulü leh, mef'ulü ma'ah olarak 5 tanesini bir önceki derste işlemiştik. Ve altıncısı hal idi. Bu hal ne yapıyordu? Vazifesi neydi? Halın vazifesi fail ve mef'ulün durumunu haber veriyordu. Fail ve mef'ulün durumunu açıklayan mensup kelimeye hal denir. Ya kelime ya cümle olarak da tanımlanabilir. Nahvu e'budullâhe ta'ala, Allah'a ibadet ederim. Allahu Teala'ya ibadet ederim. Burada bir kapalılık var. İbadet ederim. Nasıl bir ibadet edersin? Rükû halinde mi? Secde halinde mi? Ya da diyelim ki hangi halde e'budu fiil müstettir şey var arada e'budu, ene e'budu gibi, yani altında orada ne vardır? Ene e'budu Allah'a Teala, ene e'budullahe Teala, sanki ben Allahu Teala'ya ibadet ederim. Haifen, korkarak. Hangi halde? İşte demiştik ya, hani hal, failin ve mef'ulün hangi halini, durumunu ne yapıyordu? Haber veriyordu. Ve raciyen, Allah Celle Celaluhu'dan korkarak ve umut ederek ne yapıyoruz? Umarak ibadet ederiz. İbadet ederim. Hal hangisidir? Haifen ve raciyen. Burada işte nahnu fihimiz, aradığımız kelime hal üstün olarak gelmiştir. Şimdilik bu kadar yeter inşallah. Ve sabi'u sekizincisi temyiz, temyizdir. Temyiz de kapalı olan bir şeyi, bir kelimeyi veyahut da bir cümleyi anlaşılır hale getiren kelimedir. Temyizin açıklamış olduğu kapalı kelimeye mümeyyiz denir. Şöyle nahvu tabel alimu
ibadeten burada alim güzel oldu. Hangi yönüyle alim güzel oldu? Bakıyorsun alimde bir kapalı dürüm yok. Tabede de bir kapalı dürüm yok. Temiz olma da anlaşılan bir kelime. Alim de anlaşılır bir kelime. Ama ikisini bir arada okuduğumuzda kapalı bir dürüm anlaşılıyor, gündeme geliyor. Alim güzel oldu. Nasıl oldu alim güzel oldu? Tabel alimu hangi yönden güzel oldu? Güçlü olması yönünden mi alim güzel olmuş? Yoksa bilgisinin büyüklüğü bakımından mı, zenginliği bakımından mı güzel oldu? Kapalı bir durum, onu kastediyoruz yani. İşte bu kapalı durum mümeyyiz oluyor. Bunu aydınlatan, açığa vuran da neydi? Temyiz olmuş oluyordu. İbadeten. İşte bu da mensup olarak geliyor. Mamulu mensup. Aradığımız kelime nahnu fihimiz ibadeten kelimesidir. Kapalı olan tabel alimu iki kelimeyi, yani bu iki kelimeden oluşan cümlenin kapalı durumunu anlaşılır hale getiren mamul mensubumuz ibadeten kelimesidir. Evet inşallah. Ve's-saminu ve't-tasi'u. Evet. Ve's-saminu sekizincisi el-müstesna. Müstesna, bizim Türkçe'de de biz bu kelimeyi çok kullanıyoruz. İstisna anlamındadır. Müstesna ise yani istisna edilmiş olarak anlaşılıyor. Nahvu yedhulul cenneten nasu. İnsanlar cennete girer. Evet, insanlar cennete girer. Burada ne vardır? İnsanların hepsi istisna edilmeksizin cennete girmiş oluyor. Peki istisna kelimesi nereden geliyor? İlla. İlla el kafire. İllel kafire. Buradaki el kafire nahnu fihimiz, aradığımız kelime mamulu mensup olarak gelmiştir. Yani burada bizim anlayacağımız müstesna ile ilgili istisna edatlarından sonra gelen mamulu mensup kelime nedir? İstisna olarak gelen üstün kelime olmuş oluyor. Bu istisna edatları genellikle illa, gayra, ma hala, ma ada, hala, ada, haşa, leyse, la yekun, sevâ'u, sevâ olarak bu istisna edatları gelmiş oluyor. Bunlar aynı zamanda kelime de olmuş oluyorlar. Hani kelimeyi biz üçe ayırmıştık ya, en başta Arapçaya başlarken kelime demiştik ki fiil, isim ve harf olarak üçe ayrılır. İşte burada da edat olarak gelmiş bu kelimeler ve bunlar istisna kelimeleridir. Bunların hepsi de ancak anlamına geliyor. İşte burada da illa gelmiş. Nasıl olmuş? Yedhulul cenneten nasu illel kafire. İlla burada istisna edatı olarak gelmiş. İnsanlar cennete girer ancak
illa ancak işte bu istisna edatından sonra gelen müstesna olmuş oluyor ve bu da mensub olarak gelmiş oluyor. Ve tasi'u, bu da ne yapıyor? Haberu babi kâne. Kâne'nin, kâne ve kardeşlerinin haberi. Kâne ve kardeşleri ne yapıyordu? İsminin nasb haberini ref yapıyordu. İnşallah burada duralım. Konuyu daha fazla uzatmadan şu üç taneyi öğrenelim inşallah. Hal ne yapıyordu? Fail ve mef'ulün hal ve durumundan haber veriyordu ve kelime mensup olarak geliyordu. Temyiz ne yapıyordu? Kapalı kelime veya kelimelerden oluşan cümlelerin kapalılığını gideriyordu. Buna da temyiz deniyordu. Ondan sonra müstesna da ne yapıyordu? İstisna edatlarından sonra, istisna kelimelerinden sonra gelen mensup kelimelere müstesna olarak öğrenmiş olduk bugün inşallah. Bu üç taneyi de öğrenmekle birlikte mamulu mensubun 8 tanesine kadar öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki videoda da Allah'ın izniyle mamulu mensubu bitirir ve mamulu mecrur ve meczumu da bitirdikten sonra mamulleri inşallah bu şekliyle mamulu bir tabiiyeleri mamulu bir tabiiyelere geçmiş oluruz. Asliyeleri bitirmiş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.